Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Merhabalar. Ben sağlık durumundan emekli Doktor Ömer. Size 1994 yılında Akdeniz'in kıyı bölgesinde bulunan memleketimde tıp fakültesinin son sınıfını okurken başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Havanın açık olduğu bir kış günüydü. Okuldan eve yeni dönmüştüm. O sırada ev telefonu çaldı. Arayan hem bizim uzaktan akrabamız hem de avukatımız Hakkı Bey'di. Hakkı Bey, Ömer, yarın müsait olduğunda benim ofisime bir uğrayıver dedi. Tamam Hakkı amca, uğrarım dedim. Ve telefonu kapattım. Ertesi günü Avukat Bey'in ofisine uğradım. Hakkı Bey, ikimize de bir çay söyledikten sonra bana okulun nasıl gittiğini, bir sıkıntımın olup olmadığını sordu. Bir süre böyle havadan sudan konuştuk. Sonra Hakkı Bey yerinden kalktı ve açık olan pencereden denizin üzerinde dans eden martılara baktı. İlk defa onu bu kadar dalgın görüyordum. O denizin üzerindeki martılara dalmış gitmişken ben de acaba beni neden çağırdı diye kendime sorup duruyordum. Adam 5 dakika sonra tekrar masasına otururken bana şunu dedi. İlk defa haklı olduğum bir davayı kaybetmek üzereyim. Ne davası amca diye sordum. Bir cinayet davası dedi. Birkaç dakika sessiz kaldıktan sonra, daha doğrusu ben öyle düşünüyorum. Ama muhtemelen hakime hanım bunun bir cinayet olmadığına, intihar olduğuna karar verecek. İntihar olunca da zanlı serbest bırakılacak. Mahkeme bürosunda hakime hanımla konuştuk. O benim haklı olduğuma inanıyor. Fakat elimdeki delil yetersiz. Ve ona kanun dışı yoldan delil toplarsam bu davayı lehimize çevirebilir miyiz diye sorunca hakime hanım meydan senin anlamında başını sallayarak oradan gitti. Ne gibi delil diye sordum. Ben de seni bunun için çağırdım dedi. İyice meraklanmıştım. Sen tıp fakültesinde okuyorsun. Otopsiden anlarsın. Doktorlar yapmamış mı? Yapmışlar, yapmasına da zanlının akrabalarının tehditleri ve baskıları altında ne kadar doğru yapmışlar orası meçhul. Yani demem o ki bu kadının otopsisi öldüğü yerde göstermelik yapılmış. Sonra apar topar terk edilmiş bir köyün ıssız bir mezarlığına bundan bir gün önce gömülmüş. Dava da birkaç gün sonra başlayacak. Seni bir gün geç çağırmamın nedeni o zanlının akrabalarının mezarda gün boyu nöbet tutuyor olma ihtimalidir. Eğer yeterli delil bulunursa ben hakime hanımla görüşeceğim. O delillerin ışığında resmi bir doktorla tekrar otopsi yaptıracağız. Ömer yeğenim, biraz kulağa çılgın gelecek ama duruşma başlayana kadar senden o ıssız mezarlığa gitmeni, mezardaki kadını çıkarmanı, yine o köyde bir otopsi yapmanı istiyorum. Bu son cümle karşısında birden yerimden sıçrayacak gibi oldum. Sonra kendimi frenleyip tekrar koltuğa oturdum. Bu sefer cam kenarına geçip denizin üzerindeki martılara bakma sırası bendeydi. O 15 dakikalık martılara bakma süresinde nasıl bir köye gideceğimi, o mezarı nasıl kaldıracağımı ve nelerle karşılaşacağımı düşündüm. Terk edilmiş bir köyde bir mezar kazmak kulağa çok delice geliyordu. Ben bu soruyu kendime sorduğum sırada Avukat Bey yalvaran gözlerle bana bakıyordu. Onun çaresizlikten bükük boynunu daha da bükmek şu çılgın köye gidip de mezar kazmaktan daha acıydı. Tamam Hakkı amca, gideyim dedim. Bu karar karşısında adam beni sımsıkı kucakladı. Bu dava benim için çok önemli.
ölen kadının ailesinin yardım anlamında bana bir bakışı vardı ki o an içim eridi. Ben o garibanların o yalvarışlarını boşa çıkartamam yeğenim. Kabul ettiğin için sana çok teşekkür ederim dedi. Sonra bir çay daha söyledi. Avukat bey ikinci çay bardağında bütün merak ettiğim soruların cevabını giderdi. Yani köyün ne kadar uzakta olduğunu, nasıl bir yerde kurulduğunu tek tek anlattı. Sohbetimiz bundan sonraki planımız üzerine gelişti. Bir akşam vakti avukat beyin bana temin ettiği araçla gidecek, o aracı köye yaklaşık 5 kilometre uzakta, ıssız bir yerde saklayacak, oradan sırtımdaki eşyayla köye yürüyecektim. Kuşkusuz bunu böyle yapmamdaki neden beni kimselerin görmemesiydi. Eğer mezarda nöbet tutan kimseler görürsem yine o köyün ıssız evlerinde beklemeye geçecektim. Bunun için yanımda bol bol yiyecek götürmeliydim. Tabii bir de otopsi aletleri. Hakkı Bey'le bu şekilde kararlaştırdık. Ve gitmek için izin istedim. Allah yardımcın olsun dedi ve ardından ekledi. Seni bilmem ama biz dedelerimizin, ninelerimizin bize anlattığı hikayelerle büyüdük. Al şu muskayı, belki faydasını görürsün dedi. Muskayı aldım ve avukat beye Allah'a ısmarladık diyerek odadan çıktım. Bu ruhen serin bir yerden çok sıcak ve nemli bir yere aniden çıkmak gibi bir şeydi. Daha eşikten adımımı atar atmaz bunalmaya başlamıştım. O gün terli bir şekilde eve vardığımda hiç kimseye bir şey anlatmadım. Bizimkilere sadece birkaç günlüğüne bir yere gideceğimi, beni merak etmemelerini söyledim. Ertesi akşam tam kararlaştırdığımız gibi eşyalarımı da yükleyip avukat beyin temin ettiği araca bindim ve yola koyuldum. Gerçekten de çok soğuk bir kış akşamıydı. Bunu daha yolu yarılamadan arabanın camını açar açmaz anladım. Az daha ilerleyince yolun kenarlarına kar yağmış olduğunu gördüm. Daha yukarılara çıktıkça bu kar tabakası kalınlaşıyor, hava gitgide soğuyordu. Yolun bu kısmında yavaş yavaş giderken arada bir kronometreye bakıyordum. Tam 45 dediğinde arabayı uygun bir yere gizleyecek, oradan batı tarafa doğru yürüyecektim. Yolun sonuna yaklaştıkça etrafta iğne yapraklı ağaçlar, ardıç ağaçları, meşeler ve daha bir sürü olan ağaçlar sıklaşıyordu. Bu çok iyi bir şeydi. Hatta yerin yarım metre karla kaplı olması çok daha iyiydi. Sırtımdaki çuvalı yerin kayganlığından faydalanarak çok enerji harcamadan sürükleyecektim. Ancak araçtan iner inmez yüzüm adeta beton gibi donmuştu. Üstüme bir kat daha elbise çektim. Ellerime de birer eldiven giyip yola çıktım. Avukat beyin dediğine göre en az 2 saat yürüyecektim. Herhalde o bu soğukluğu hesaba katmamıştı. Yolda sık sık ateş yaktım. Bu da ister istemez yolu uzattı. Gece yarısını birkaç saat geçe o yorgunlukta terk edilmiş köyün ilk evlerini gördüm. Köye girmeden önce bir çevre kontrolü yaptım. Hiçbir ışık yanmıyordu. Sonra doğruca köy meydanına gittim. Bu gece bir evin içine girecek, iyice bir dinlendikten sonra ertesi gün gece işe koyulacaktım. Bunun için kendime uygun bir yer arıyordum. Köy sokaklarında gezerken kimi tek katlı, kimi 2 katlı birer harabeye dönüşmüş taştan yapılı evler gördüm. Bunların birçoğunu beğenmedim. Mezarlık köyün çıkışında ormanların başladığı yerde birkaç yüz metre ilerideydi. O tarafa hiç bakmadım. Zaten baksam da hiçbir şey göremezdim. Kalacak uygun bir yer bakmaya devam ettim. Sonunda diğerlerine nazaran biraz daha sağlam duran
iki katlı bir evin içine girdim. Evin dışından taştan merdivenlerle ikinci katına çıktım. Pencereden şöyle bir evin içine göz attım. Eşyalara bakılırsa içerisi burada yaşayan birilerinin izlenimini veriyordu. Oturma odasında daha alevi sönmemiş bir soba arada sırada hafif hafif tütüyordu. Derken cam kenarından uzaklara baktım. Mezarlığın orada bir ateş yakılmış, ateşin etrafında da kafası şallarla örtülü iki kişi dolaşıyordu. Bir an avukat beyin bana söylediklerini hatırladım. Adamlar gerçekten de mezarın nöbetini tutuyorlardı. Muhtemelen onlar gece boyunca orada kalıyor, acıkınca ya da çok üşüyünce bu tarafa, benim bulunduğum eve geliyordu. O halde kendime çok daha uygun bir yer seçmeliydim. Hem ısınacak, hem gizlenecek, hem de saatlerce uyuyacak, çok daha iyi bir yer bulmalıydım. Yarım saatlik bir aramanın ardından uygun bir yeri buldum. Burası bir demirci atölyesiydi. İçeride demir kesme makineleri, kaynak aletleri, spraller, boy boy raflar ve bu rafların gözünde demir profiller, daha bir sürü parçalar vardı. Fakat aletlerin birçoğu kullanılmaz vaziyette, raflardaki demirler de kir, pas içindeydi. Atölyenin içi de çok genişti. Hatta iç tarafında birkaç tane boş oda vardı. Bu odalardan birisi bir tünele benzer bir yapıyla başka bir dükkana çıkıyordu. Galiba zamanında o kestirme yoldan buraya kızaklarla demir nakliyatı yapılıyordu. Bir diğer önemli şey ise dükkanın bir kepenginin bulunmasıydı. İçeriden rahatlıkla kapatılabiliyordu. Eşyalarımı yüklenip hemen oraya geçtim. İçeride yakacak bir şeyler aradım. Eski tahta ve kereste parçalarını toplayıp iç odanın cam kenarında dumanı dışarı verecek şekilde bir ateş yaktım. Ateşin kenarında üzerime örttüğüm battaniye ile sabaha az bir zaman kala uyuyup kalmışım. Öyle bir yorulmuşum ki akşama doğru az bir vakit kala zorlukla uyanabildim. Bir şeyler yedikten sonra dükkanın içini düzeltmeye karar verdim. Önce içeride bulunan ıvır zıvır eşyaları kenarlara kaldırdım. Sonra yerleri iyice bir süpürdüm. Şimdi mezarlığı daha yakından görmek vardı. Evlerin aralarından gizlenerek yürüyüp ileride bulunan bir bahçe duvarının arkasına saklandım. Kafası şallarla kaplı iki kişi mezarlığın içinde volta atıyordu. Onları 2 saat boyunca takibi aldım. Birisi mezarlığın diğer ucundan, öteki de öbür ucundan yürümeye başlıyor, hep aynı mezarın denginde kesişiyor, birbirlerine hiç bakmadan sonra yine istikametlerine yürüyor, bir saat sarkacı gibi görevlerini kusursuzca ifa ediyorlardı. Artık soğuktan ellerim ayaklarım işlemez olmuştu. Mecburen tekrar demir atölyesine gittim ve kepengi yavaşça kapatıp içeriden kilitledim. Anlaşılan burada birkaç gün daha bekleyecektim. O geceyi bir masa ayarlamakla geçirdim. Diğer odada bulduğum eski bir masayı dükkanın büyük bölmesinin orta yerine sürükledim. Daha sonra bu ahşap masayı tamir ettim. Yanımda getirdiğim büyük fenerlerden birini tavana asıp bir deneme yaptım. Hazırladığım masa tıpkı bir ameliyat masası gibi duruyordu. Artık yatma vakti gelmişti. İç odalardan birine, ateş yaktığım yerin yanına kıvrıldım. Gece saat 3 sularında demir kapıda şiddetli bir gürültü sesi duymamla birlikte birden yerimden sıçradım. Bu ses sanki freni patlamış bir arabanın duvara çarpma sesiydi. Bu araba şu mezar nöbetçilerinin arabası olabilir miydi?
Herhalde adamlar artık bu mezarı kimsenin kazmayacağını anlayınca eşyalarını toplayıp evlerine gidiyorlardı. Eve giderken yol kaygan olduğundan benim bulunduğum dükkanın önünde bir kaza yapmışlardı. En güçlü olasılık buydu. Yavaş yavaş kapının oraya geldim. Küçük bölmeden dışarıya baktım. Hiçbir şey gözükmüyordu. Tekrar içeri girecek oldum. Fakat bu adamların yaralı olabileceğini düşününce kapıyı yavaş yavaş araladım. Aman Allah'ım, bir de ne göreyim? Bu bir at arabası kazasıydı. Biraz daha ileride bir at da can çekişiyordu. Peki ama sürücüleri neredeydi? Etrafa ne kadar bakmışsam da ölü ya da yaralı kimseler göremedim. Bu dükkanın bir üst katına çıktım. İki adam orada hala volta atıyordu. Burada neler oluyordu? Kafam iyice karışmıştı. Bir ara o adamların yanına gidecek oldum. Sonra vazgeçtim. Tekrar atın yanına gittim. Buzlu yolun üstü kıpkırmızı olmuştu. Ancak hayvan o kadar kan kaybetmesine rağmen hala soluk alıyordu. Galiba çok acı çekiyordu. Acısını bir an önce dindirmek adına istemeden hayvanın başını kestim. Sonra aklıma başka bir şey geldi. Okul boyunca hiç otopsi yapmamıştım. Sadece yapanları gözlemiştim. Bu at mezarlıktaki kadını incelemeden önce bana çok iyi bir deneyim kazandırabilirdi. Kazaya dair ne varsa içeriye taşıdım. Sonra atı masaya yatırdım. Karın boşluğunu açıp incelemeye koyuldum. Hayvanın başka bir yerden darbe aldığına dair bir ipucu aramışsam da bulamadım. Hiçbir organı hasar görmemişti. Fakat midesinde bir tuhaflık vardı. Olması gerekenden çok daha büyük görünüyordu. Hayvanın midesini açtım. Fakat o da ne? İçinde siyah bir poşet buldum. Bu poşetin üzerinde herhangi bir diş izi yoktu. Markette neyse burada da aynıydı. Ve şu soruyu kendime sormaktan alamadım. Yoksa bu poşet birileri tarafından hem de hayvan canlıyken mi koyulmuştu? Bu teori inanılması güç bir teoriydi. Soğuk bir duş almış gibi ellerim, ayaklarım, en çok da aklım buz gibi donup kalmıştı. Galiba cevap bu poşetin içindeydi. Ellerim titreye titreye poşeti açtım. İçinde bir mektup vardı ve şunlar yazıyordu. Doktor Çayla, bu senin iyiliğin için. Atın otopsisini yaptıktan sonra buradan defol git. Haydi adamlar bu yazıyı hayvancağızın midesine ağız yoluyla göndermişlerdi. İyi ama bu adamlar benim atın otopsisini yapacağımı nereden biliyorlardı? İyice dehşete kapılmıştım. O şaşkınlıkla bir sağa bir sola bakındım. Dükkanın kepengini kilitlemiş miyim diye defalarca kontrol ettim. En sonunda yorgunluktan bitat düşüp tünelin ağzında uyumaya karar verdim. Bütün bu soruların cevabını düşünerek uyumaya çalıştım. Ertesi gün yine aynı saatlerde kalktım. İçeriyi çok ağır bir koku sarmıştı. At bir gecede kurtlanmıştı. Onu bir an önce gömmeliydim. Hava henüz aydınlık olduğu için bir süre bu ağır kokuya katlandım. İştahsız bir şekilde yemek yedikten sonra beklemeye koyuldum. Akşam 10 gibi hayvanı köy çıkışına, mezarlığa yakın bir yere sürükledim. Bir elma ağacının altına çukur kazıp hayvancağızı oraya gömdüm. O sırada birkaç kez mezarlığa baktım. İki gecedir gördüğüm adamlar yerinde yoktu. Avukat amcaya söz vermiştim. Ne olursa olsun sözümde duracaktım. Ürkek adımlarla mezarlığa girdim. Çevreyi iyice kolaçan ettikten sonra iki adamın kesiştikleri noktada durdum. Burası olduğunu, bir ağacın
kuru gövdesinden anladım. İki adamın gölgesi burada tekleşiyordu. Hakikaten de bu ağacın hemen altında yeni oluşturulmuş toprak bir mezar vardı. İyi ama iki gündür volta atıp duran adamların neden bu karın üzerinde ayak izleri yoktu? İşte bu soru beni bir kere daha allak bullak etti. Bu adamların nasıl ayak izi oluşturmadıklarını ve dünkü at olayını sürekli kendime sorup duruyordum. Öyle bir dalıp gitmiştim ki bir süre çevremde olup bitenlerden bir haberdim. Nihayet kazacağım mezara dikkatli bir şekilde bakınca toprağın yumuşacık olduğunu fark ettim. Acaba sorusu beynime küçük küçük kesikler atıyordu. Yine de vakit kaybetmeden mezarı kazmaya koyuldum. Kısa bir süre sonra kefene ulaştım. Kadını yanımda getirdiğim büyük bir çuvalın üzerine koydum. Yerin kaygan olmasından yararlanarak atölyeye sürükledim ve masanın üzerine yatırdım. Demir kapıyı, tünelin ve iç odaların kapılarını tamamen kapattım. Hatta kapatmakla kalmadım. Demir parçalarıyla sıkıca kilitledim. Sonra bir abdest alıp namaza durdum. Namazdan sonra nenemin okuduğu şu duayı defalarca okudum. Allah'ım, her türlü beladan, her türlü şerden senin sınırsız kudretine ve hükmüne sığınırım. Sonra besmele çekerek kefeni birazcık kaldırdım. Kadın sanki yaşıyor gibiydi. Masadan aşağı doğru sarkan kolumda nabzını dinledim. Tam elini tuttuğum esnada sanki kadından bana bir enerji akışı oldu. Bu sefer nabzını tam kalbinin üzerinden dinledim. El bileklerinde kendini hissettirmeyen kalp burada kendini hissettiriyor, çok cılız bir derenin çağlayanı gibi akıyordu. Bir taraftan hızlı hızlı masaj yaparken öbür taraftan suni solunum yapıyordum. Tüm bunları yaparken kadınla konuşmaya çalıştım. O topraklı ağzı, o çatlamış dudakları birkaç kere hareketlendi. Hepsi o kadar. Bundan sonra ne yapmışsam da işe yaramadı. Kadının dudakları da bir daha hiç hareketlenmedi. Yaşıyor muydu yoksa ölü müydü? Bir tıp adamı olarak ilk defa çaresizlikler içerisindeydim. Ve ben çok kararsızdım. Bu kadına otopsi yapacak mıydım yoksa yapmayacak mıydım? O sırada kadının diğer eli gözüme çarptı. Diğer elini karnının üzerinde tutuyordu. Kefeni iyice kaldırdım. Bir de ne göreyim? Karnı bir hamileninki kadar şişti. Karnının üzerinde gezen o cılız parmaklarıyla sanki bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. İşte o an hayatımın en önemli kararını verdim. Sezeryan yapacaktım. Bu sefer tavana diğer iki feneri de astım. Dünkü otopside kullandığım aletleri ateşte steril ettim. Ve uzman bir doktor hassaslığında kadının karın bölgesini açtım. Ve sırtı kıllarla kaplı, yüzü gözü seçilmeyen bir çocuk elime geldi. Çantamdan bir bez çıkartıp yüzünü temizledim. Bebeğin yüzü açığa çıkar çıkmaz bedenim bir yana, elimdeki bez bir yana savrulmuştu. Allah'ım, bu nasıl bir yüzdü? Kelimeler bunu anlatabilir miydi? Bu kadar günaha girmeyeyim ama herhalde iblisin oğlu dedikleri böyle bir yüze sahip olmalıydı. Vücut, eller, parmaklar tamamen bir bebeğe ait olmasına karşın bu kıllı yüz ihtiyar bir adamın çok çirkin bir yüzünü andırıyordu. En tehlikelisi de gözleriydi. Çocuğun kırmızı gözleri benim gözlerime kilitlenmişti. Ben ne yaparsam yapayım, o gözlerini bir kez olsun kırpmadan beni takip ediyordu. Çocuğu yan masaya yatırdım. Kadını tekrar kontrol ettim. Dakikalar önce
çok cılız bir şekilde atan kalp durmuş, bedeni de bir beton gibi soğumuştu. Dükkanın içinde volta atıyor, bu kadını ve çocuğu ne yapabilirim diye kara kara düşünüyordum. En iyisi kadını ait olduğu yere gömmeli, çocuğu da yanımda götürmeliydim. Nasıl olsa avukat bey bundan sonrasıyla ilgilenirdi. Bir an öyle düşündüm. Öyle düşününce kadını olduğu gibi çuvala koydum. Doğduğundan beri hiç ağlamayan çocuk, biz oradan uzaklaşıp kapıya varınca birden ağlamaya başladı. Çocuğu bir beze sarıp iki gecedir yattığım yere yavaş bir şekilde koyarken mezara gömmek üzere olduğum kadını olduğu gibi çuvala koydum. O sırada çocuk çırpınıyordu. Yanına gidip onu sakinleştirmek istedim. Fakat sakinleşmiyor, aksine daha da çırpınıyor, sağa solu tırmalamaya çalışıyordu. Hatta bir ara kulağımdan yakalamış, tüm gücüyle asılıyordu. Canım o kadar çok acıyordu ki, çocuğu kucakladığım gibi yatağın daha ilerisine fırlattım. Fakat çocuk, ben adımımı kapıya doğru atınca çok daha şiddetli bir tepki gösterdi. O kulakları sağır edici ağlama sesi herhalde köyün en uzak evinden rahatlıkla duyulabilirdi. Ben de o an kontrolümü kaybetmiştim. Yine bir bez parçasıyla çocuğu kundakladım ve onu yatağın altına yatırdım. Dışarı öylece çıktım. Çuvalla beraber kaya kaya ilerledim. Daha birkaç metre uzaklaşmıştım ki saatler önce at arabasının kaza yaptığı yerde bir not gördüm. Şöyle yazıyordu: biz sana atın otopsisini yap ve defol git demedik mi? Ne diye iblisin çocuğunu kurtarırsın be adam? İşte o zaman jeton düşmüştü. Önce kadını mezarın yanına götürdüm. Sonra gelip korka korka dükkanın içine girdim. Çocuğun kundağını çözdüm. Ama o buradan gitmek istemiyor, direttikçe diretiyordu. Parmaklarını demirlerden öyle bir tutmuştu ki bir kolunu iyice çektim. Geride demirlerin üzerinde birkaç parmak izi kalırken bile çocuk hala direniyor, gücünü diğer koluna veriyordu. İşte tam da diğer kolunu gevşettiğim esnada çocuk küçük bir beden olmaktan çıkmış, adeta devleşmişti. O an zamana, mekana hükmeden oydu sanki. O devasa dükkanın duvarları daralıyor, ağır metaller, yıllardır çalışmayan o demir kesme makineleri çalışarak üstüme üstüme geliyordu. Yatağın üzerine iyice yapışmış, kılımı bile kıpırdatamıyordum. Sadece ortalıkta gözükmeyen çocuğu bulmak için gözlerimi kıpırdatıyordum. Belki o an gözlerine bakacak, durdur şunları diye yalvaran bir gözle bakacaktım. Çünkü dilim de tutulmuştu. Makina döne döne boğazıma doğru yaklaşıyor, duvarlar iyice daralıyor, nefesim de gitgide sıklaşıyordu. Artık ümidimi kesmiştim, ölmek üzereydim. Aklıma yine ninemin dualarından biri geldi. Bu duaları okuyup bitirdikten sonra ikide bir bana mesaj veren adamı andım. İçimden kurtar bu adamı diye sayıkladım. O esnada daralan dükkanın dış kapısında bir gürültü sesi duydum. Bir at dış tarafta kişniyordu. Kapının açılmasıyla birlikte atın üzerinde dün gece mezarda nöbet tutan o adamlardan birini gördüm. Beni azarlayarak ata bindirdi. Ben yarı baygın mezarlığa doğru giderken adamın ne yaptığını hissedebiliyordum. Adam ağzında yemek niyetine tılsımlı duvarlarla bir kedi çağırır gibi köşe bucak çocuğu çağırıyordu. Adam yaklaşık 20 dakika sonra bir çuvalın yanına başka bir çuval bıraktı. Sonradan hüddam olduğunu öğreneceğim bu adam, al şunu
ait olduğu yere dik diye bağırdı. Başımda dikilen esrarengiz adamın deli gözleri eşliğinde iki çuvalı tek çuvalda birleştirdim. Ve onları toprağa, tüm insanların son adresine parmaklarım titreye titreye uğurladım. Yerinde duran atın üzerindeki adam mezarın üzerine hiç bilmediğim dilde bir şeyler okudu. Sonra etrafta ne kadar taş varsa hepsini bana toplattı. Ve daha sonra o mezarın üzerine taştan bir duvar örmemi söyledi. İşim bittiğinde adam ortada yoktu. Mezarlığın içinden bir değnek parçasıyla ileriye doğru uzanan bir yol çizmişti. O yoldan arabayı sakladığım yere nasıl gittim hiç hatırlamıyorum. Zaten arabanın koltuklarında bayılmışım. Sabaha doğru bir kol beni sarsıyordu. O an bu kolun kime ait olduğunu göremiyordum. Çünkü göz kapaklarımı kaldıramıyordum. Ömer, kalk, sana ne oldu deyince bu adamın Avukat Bey olduğunu anladım. Yanında da başka birisi varmış. Beni ileride bulunan başka bir arabaya taşıdılar. Birkaç gün hastanede yatmışım. Bir sabah uyanınca Avukat Bey'in endişeli halini gördüm. Tekrar sana ne oldu diye sordu. Anlatsam da inanmazsın bana amca dedim. Ellerimden tuttu. Biz dedelerimizin, ninelerimizin bize anlattığı hikayelerle büyüdük. Sendeki bu durum bunu doğruluyor. Hadi, hadi anlat dedi. Ben hatırladıklarımı anlatınca adam inanmakta güçlük çekmişse de bana en sonunda inandı. Sonra cam kenarına geçti. Uzun uzun çarşının işlek caddelerine baktı. Ve başını çevirip şunları söyledi. Ben haklıymışım. Bu bir cinayet. Ama biz buna intihar diyeceğiz. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.